Merhaba arkadaşlar. Burada Medium yolculuğuma nasıl devam edeceğim? Onunla ilgili bir mektup yolluyorum gelecek seneye. Ve neler yapabileceğimi kendime ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Ağustos 2023'ten Ağustos 2024'ün sonuna kadar neler başaracaksın Fahri Medium'da ve yolculuğuna nasıl devam edeceksin? Şu anda 1040 makalen var. 2850 de takipçin var. Gayet iyi bir yerdesin diye düşünüyorum. Kendini aştın çünkü. Bu önümüzdeki sene belki böyle çok fazla miktardan ziyade kaliteye daha çok önem vermen gerekiyor. Bu ortaya çıktı. Yani bu yeni algoritma gerçekten kaliteye, derinliğe, orijinalliğe önem veriyor. Etkileşime önem veriyor. Dolayısıyla bu sene geçtiğimiz seneden farklı olarak yeni alışkanlıklar edinmen gerekiyor. Neler yapman lazım? Bir, bilgisayar oyununda tosladı. Şimdi üst level'a sıçraman lazım. Bunun için hayatındaki en güzel öyküleri toparlaman lazım. Bunlara dönmen lazım. Ve bunları daha güzel hikayeleştirerek anlatabilmeyi öğrenmen lazım. Bunu yaparken ikincisi kendi heyecanlarını, duygularını daha güzel yazıya yansıtman lazım. O coşkunu yazıya, o heyecanlarını yazıya yedirebilmen lazım. Bunu yapamazsan bütün gayretler çöpe gider çünkü diye düşünüyorum. Üçüncüsü böyle kendi sesini, sazını, sözünü bulman gerekiyor. O senin meraklarını daha böyle cesaretle takip etmen. Biraz daha böyle kalabalıklardan ayrı bir şekilde sen neyi daha özgün düşünüyorsun? Onu daha çok açığa çıkartman gerekiyor. Biraz daha böyle belki controversial olma, daha böyle sıra dışı yazılar, sıra dışı şeyler yapmam gerekiyor. Derinleşmem gerekiyor. Dördüncüsü, bu konuda benim ufkumu açacak yepyeni makaleler ve özellikle de kitaplar okumam gerekiyor. Yani daha önce hiç düşünmediğim şekilde beni düşündürecek yepyeni alanlara dalmam gerekiyor. Daha derinlemesine okumam, derinleşmem gerekiyor. Sabır. Beşincisi, daha sabırlı olmam gerekiyor. Sabırdan kastım hemen kolay zaferler değil de biraz daha bir uğraştırarak, uzun vadeli düşünerek böyle hemen yarım saatte, bir saatte, 2 saatte yazabileceğim şeyler değil de böyle bir tane şaheser olsun diyebileceğim yazılara da yönelmem gerekiyor. Yani uzun vadeli öyle bir yazı yazacağım ki bundan sonra seneler sonra da okunsun. Başka hiçbir yerde bulunamayacak içerikleri ben nasıl üretirim? Kimse, ve bununla bağlantılı bir sonraki soru, hiç kimsenin üretemeyeceği, sadece ve sadece senin üretebileceğin neler var? Bak bu çok önemli. Hiç kimsenin yazamayacağı ama sadece Fahri Karakaş'ın yazabileceği yazılar neler? Bence oturup bunlara odaklanman gerekiyor. Bununla bağlantılı bir sonraki madde de şu. Medium'da bu yapay zeka ile yaptığın deneyleri derinleştirmen gerekiyor. Artık ChatGPT'nin yanında GPT-4'ü de kullanarak GPT-4 ile hiç kimsenin yapmadığı deneyleri nasıl yapabilirsin? Mesela şey çok güzeldi. 2050 senesine yolculuklar yaptım. Bir sürü sektörün geleceğini konuştum yapay zeka ile. Bu çok güzeldi. Ya da 33 tane dili öğrendim. Bu 33 dile belki 20 dil daha eklesem mesela ya da 17 dil daha eklesem, 50 dile tamamlasam. Ya da zamanda yolculuklara devam ediyordum. 2070'lere gelmiştim en son. 2080'lerden devam etsem mesela. Ya da farklı formatlar bulsam, gelecekle ilgili daha güzel komparatif şeyler yapsam. Mesela 2010, 2020, 2030'u kıyasla gibi. 2000'lerle 2020'ler, 2040'lar. Hani böyle 20 yıl öncesi, 20 yıl sonrası, 30 yıl öncesi, 30 yıl sonrası falan gibi böyle güzel kıyaslamalar, kimsenin yapmadığı ya da merak etmediği şeyleri ben merak etsem, gelecekle ilgili ve bunları sorsam yapay zekaya. Böyle merak evrenimi genişletmem gerekiyor. Ve daha önce merak etmediğim ama bundan sonra çok merak edeceğim neler var benim, ufkumu açacak olan. Yeni sektörler olabilir, yeni teknoloji alanları olabilir, yeni öğreneceğim konular olabilir. Daha önce hiç öğrenmediğim ama çok ilgimi çeken şeyler olabilir. Bunlarla ilgili böyle bir mucit gibi düşünmem gerekiyor. Mucit gibi yepyeni deneyler yapmam gerekiyor. Daha önce hiç kimsenin yeterince kafa yormadığı icat alanları bulmam gerekiyor ve bu icat alanlarında mucit gibi içerik üretmem. Bunu da yapay zeka ile beraber paslaşarak yapmam gerekiyor ki hızlı bir momentum edinebileyim. Böyle aklımda bunlar var. Bunları başarırsam ve yılmadan cesaretle yolculuğuma devam edersem bir taraftan bu kaliteyi arttıracak hamleler yapmış olacağım.
daha derinlik arttırmış olacağım. Bir taraftan da kendi sesimi, sazımı, sözümü bulmuş olacağım. Bütün bunları yaparken diğer yazarlarla daha çok etkileşime geçmem gerektiğinin farkındayım. Çünkü Medium bir komünite. Yani bu diğer yazarlarla daha çok onlara yorum yapacağım, onlardan daha çok etkileşim içinde olacağım. Yorumlara daha çok cevap vereceğim. Biraz böyle bu komünite kısmını eğilmem gerekiyor. Çünkü şu ana kadar hep tek bir birey gibi düşündüm kendimi. Halbuki bir orman gibi düşünüp burada hep beraberiz. Birbirimizden neler öğrenebiliriz? Biraz o modda kendimi geliştirmem gerekiyor. Biraz o yönleri ihmal ettim açıkçası. Bu şekilde daha iyi yerlere varabileceğimi düşünüyorum. Gelecek seneye de umarım böyle Fahri bütün bunları yaparsın. Bütün bunları yaparsan bu kütüphaneni yine arttırmış olacaksın. Belki 1040'dan belki 1300'e 1400'e falan ulaşmış olursun gelecek sene. Bilmiyorum artık yani hedefini. Çok fazla sayıdan ziyade kaliteye odaklanman gerektiğini biliyorsun ama. Öyle yaparsan eğer bu 2800 küsür takip için de belki 4000'lere falan ulaşacak yani. Belki 5000'lere ulaşacak. Yapacağın şeylere göre, hamlelere göre. Ama şunu söyleyeyim sana. Viral olabilecek şeyler yapman lazım bir taraftan. Yani daha kısa, viral, seni hakikaten A'dan Z'ye heyecanlandıracak, daha ince edit edilmiş, daha kaliteli, ilmek ilmek dokunmuş makalelere benim ihtiyacım var. Bunları yazman lazım Fahri. Şu ana kadarki yazdıkların tamam güzeldi. Çok da fazla yazdın evet ama artık bu miktar sayılar falan önemli değil. Şu saatten sonra önemli olan kalite, seni heyecanlandırması, yaptığın işi hakikaten daha iyi tatmin edici olması lazım. Sen tatmin olmasın önce. Senin merakların tatmin olmalı. Sen heyecan duymalısın. İlmek ilmek dokumalısın o makaleleri. Ve böyle olgunlaşıncaya kadar paylaşma gerekirse. Daha bir tur daha dön. Böyle o makaleyi en potansiyelinin üst düzeyine taşıyana kadar devam et yani. Bir başka yapacağın şey gelecek sene bu daha önce yayınlamış olduğun yazılardan yeterince okunmamış olanları ele al. Onların içerisindeki cevherleri açığa çıkar. Onları daha güzel dile getir. İçine hikayeler kat. Kendi sesini, sazını, sözünü kat onların üzerine. Biraz daha geliştir onları. Başka makalelerle buluştur gerekirse. Üzerine kendi şeyini ekle. Tecrübelerini ekle. Süz. Kendine özgü bakış açını, duygularını daha güzel yedir. Ve onları bir daha dünyaya sun. Ama bu sefer daha güzel paketle, daha güzel dile getir, daha ikna edici ol, daha heyecan ver. Bence eksik olan yazılarımda o heyecan. O heyecanı daha güzel yansıtabilmem gerekiyor. Daha heyecanlı olursam, o heyecanlarımın peşinden gittiğimi daha güzel belli edersem makalede ve o heyecanımı daha güzel yansıtırsam ve bunu yaparken kendi sesimi, sazımı, sözümü bulursam, o zaman çok iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Zorlandığım zaman yapay zeka ile de paslaşabilirim. Onunla paslaştığım zaman belki kendi orijinal sesimi, sazımı, sözümü bulmam daha kolay olacaktır. Çünkü generic yapay zekanın yazdığı şeyler beni çoğu zaman heyecanlandırmıyor. Oradaki şeyin üzerine çıkmam gerekiyor ya mesela. Yani o makinenin yazdığı zaten beklenen şey. Onun üzerine sen beklenmedik ne yapacaksın? Asıl önemli soru bu. Yani milyon dolarlık soru burada şu dolayısıyla. Yapay zeka gibi yazmamak için kendi sesini, sazını, sözünü, insanlığını, deneyimlerini, hikayelerini nasıl aktarabileceksin? Kendi tarzını nasıl bulacaksın yazılarında? En önemli şey sorun bu. Bu sorunu halledebilirsen çok daha iyi yerlerde olacaksın ve yolculuğunda yepyeni pencereler açılacak diye düşünüyorum. Bir duvara tosladım evet ama bu yılmak yok. Bu sıçrayıp bir üst level'a nasıl bilgisayar oyununda üst level'a sıçrarsın. Benim de öyle bu şekilde bir üst düzeye sıçramam lazım. Bunu umarım başarabilirsin Fahri. Çok yorgunsun biliyorum. Yoğunsun da. Biraz da yıldın farkındayım. Belki ara vereceğim biraz. Ona da tamam. Ama bu yolculuktan bence şu aşamada vazgeçmemen lazım. Bu heyecanlarına devam et ya. Öyle bir formül bul ki hem böyle heyecanını, aşkını, şevkini devam ettir. Hem de böyle kaliteyi
çıtayı biraz daha yukarıya taşı. Bunu nasıl yapabilirsin? İşte bu orada bir sweet spot var. Yani kendimi aşırı zorlamam lazım. Çünkü fazla zorladığımda biliyorum ki bırakacağım bu oyunu. Onu yapmak istemiyorum. Aşırı zorlamak istemiyorum kendimi. Ama bir taraftan da zorlamak da istiyorum biraz. Çünkü çok iyi bir yere geldim. Durdum. Çok iyi bir yerdeyim. Burada bırakamam bu oyunu yani. Daha gideceğim üst düzeyler var. Sıçramam gereken yerler var. Öğreneceğim çok fazla şey var daha. Keşfedeceğim yepyeni icatlar var. Öğrenmek istediğim bir sürü, yapmak istediğim deneyler dolu. Bunlara asılmak istiyorum. Heyecanımı kaybetmeden, cesaretle, sabırla, şartlar ne olursa olsun. Yorgunum. Çok yoruldum. Ama devam etmem de lazım. Bu noktada bırakamam yani bunu. Bırakırsam pişman olurum. Onun için bakalım, şu anda çok yorgun bir Fahri Karakaş var. Ne yapacağını tam bilmiyor. Bir sürü kafamda 40 tilki. Gelecek seneki Fahri Karakaş, sen umarım daha iyi bir yerde olursun. Bu problemleri umarım çözebilmişsindir birazını. Ne kadarını çözdün? Bu medium yolculuğuna devam edebildin mi? Edebilecek misin? Çok merak ediyorum açıkçası. Neler, hangi konulara merak salacaksın? Ne tür deneyler yapacaksın? Yapay zeka ile yaptığın deneylerde nereye evrilecek olay? Başka yerlere gidebilecek misin? Kendi kalite yolculuğunda yaptığın şeylerin daha üst düzeyine çıkabilecek misin? Kitap okuyarak kendini daha belki derinleştirebilecek misin? Daha derin, kreatif, güzel şeyler yazabilecek misin? Vallahi bunları ben çok merak ediyorum. Çok da yorgunum. Vallahi bilmiyorum işte. Seneye Fahri Karakaş, bu konularda ne yaptın? Bana hesap ver. Umarım daha iyi bir yerdesindir. Şu anda ben çok yorgunum. Biraz tükenmiş gibi hissediyorum. Umarım gelecek sene daha iyi bir yerde olurum. Teşekkürler. Bol şanslar sana Fahri bu sene. Valla bak, bu kadar yüzdün kuyruğuna gel. Burada bırakma bunu, devam et sen. Yaparsın ya bir şekilde. Sana güveniyorum ben. Ya bak, neleri atlattın, bunları da atlatırsın. Yaparsın. Olduğu kadar. Yani kendini de aşırı yıpratma. Sağlığında tehlike atacak bir şey yapma. Olduğu kadar yap. Yapabildiğin kadar ilerle. Daha kaliteli yazmaya çalış. Ama en önemlisi heyecanını, aşkını, şevkini, merakını kaybetme. Bak bu çok önemli. O heyecanlarını kaybedersen her şey biter. Teşekkürler, bol şanslar Fahri'cim. Hadi bay bay.